Merhabalar. Mistik Fenci'ye hoş geldiniz. Matematik 4. sınıf 4 5 6 basamaklı doğal sayıların okunuşu, basamak tabloları, büyüklük küçüklük sıralamalarıyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım çocuklar. Kanalıma abone olmak için abone ol butonuna basıyorsunuz. Hemen başlayalım dersimize. Doğal sayıları okuyalım, yazalım. Geçen sene 3 basamaklı doğal sayıları öğrenmiştiniz. En büyük 3 basamaklı doğal sayı 999'du. Şimdi ona bir daha eklediğimizde 1000 oldu. Baktığınızda 1000, 1, 2, 3, 4 basamaklı bir sayı. Hemen basamak tablomuzda gösterelim. Bir tane binlik, yüzlük yok, olmayınca sıfır yazıyoruz. Onluk yok, olmayınca sıfır, birlik yok, olmayınca sıfır yazdığımızda bakıyoruz, bir, iki, üç, dört basamaklı bir sayımız oluyor. Ve sayımız bin arkadaşlar. Bir tane binlik olduğu için sayı bin şeklinde okuyoruz. Tabloda sıfır birlik, sıfır onluk, sıfır yüzlük, bir tane binlik var. Bu sayının okunuşu bin, yazılışı bin şeklinde olur arkadaşlar. 1000 en küçük 4 basamaklı bir sayıdır. Peki en büyük 4 basamaklı sayı kaç olur arkadaşlar? 9999 şeklinde en büyük 4 basamaklı sayıyı okuyabiliriz. Arkadaşlar bir örnek yapalım. Ağrı Dağı'nın yüksekliği 5137 doğal sayısını modelleyelim. 5 bin ise 5 tane binlik. 1, 2, 3, 4, 5 tane binlik. Kaç tane yüz var? 1 tane yüzlük. 1 tane yüzlük koyduk. 3 tane onluk. 7 tane de birlik koyduğumuzda binler basamağında 5 tane binlik. Yüzler basamağında 1 tane yüzlük. Onlar basamağında 3 tane onluk. Birler basamağında 7 tane birlik var. Sayımızı 5137 şeklinde okuyoruz. 5137 sayısı 4 rakamdan oluşmakta. Bu sayı 4 basamaklı doğal bir sayıdır. Arkadaşlar sizler büyüdünüz. 5 basamaklı sayıları da okuyabilirsiniz. Şimdi 5 basamaklı bir sayı yazarım. 56000 261 doğal sayısını basamak tablosunda gösterelim. 56 bin yani 10 binler basamağı, binler basamağı, yüzler, onlar, birler basamağı. Arkadaşlar 56 bin dediği zaman 5 tane 10 binlik, 6 tane binlik, 2 tane yüzlük, 6 tane onluk, 1 bir tane birlikten oluşmuş. 5 tane 10 bin, bin, Altı tane bin, 6000 bin, iki tane yüz, iki yüz, altı tane on, altmış, bir tane bir de bir. Sayımızı okuduğumuzda, elli altı bin iki yüz bir. Arkadaşlar biz sayıları üçer üçer ayırıyoruz, bölüklere ayırıyoruz. En sağdaki bölüye birler bölüğü, ondan sonraki bölüye binler bölüğü diyoruz. Binler bölüğündeki sayıyı okuyoruz, 56 altı. Bölüğün adı ne? 1056 bin. bin. Sonra 261 bir. birler olduğu için 261 şeklinde okuyoruz. 56.261 sayısı 5 rakamdan oluşmakta. Bu sayı 5 basamaklı doğal bir sayıdır arkadaşlar. 6 basamaklı doğal sayılara geçelim. 437 bin binler bölüğü. 93 ise birler bölüğü. Hemen yazalım. 100 binler bölüğünde 4, 10 binler bölüğünde 3, binler basamağında 7, yüzler basamağında olmayınca hemen 0 yazıyoruz. Onlar basamağında 9, birler basamağında 3 var. Peki bunların basamak değeri ne olur arkadaşlar? 100 binler olduğu için 4 çarpı 100 bin 400 bin, 3 çarpı 10 bin 30 bin, 7 çarpı 1000 7 bin, 0 olduğu için 0 yazıyoruz basamak değerine. 9 çarpı 10 onlar basamanda olduğu için 90. 3 çarpı 1 3. Bu sayımızın okunuşu 437.093 arkadaşlar. Sayıları okurken önce bölük içindeki sayı okunur. Sonra bölük ismi söylenir. Ama birler bölüğü okunurken sonuna bölük ismi eklenmez. 437 bin, binler bölüğünün adı. Sonra birler bölüğünde kaç var? 93 var. Bu şekilde okulur. 437 bin, 93 sayısı 6 rakamdan oluşmakta. Bu sayı 6 basamaklı bir sayıdır. Doğal sayıları çözümlemeye yapıyoruz arkadaşlar şimdi de. Doğal sayıları çözümlerken arkadaşlar çözümlemeyi iki şekilde yapabiliriz. Doğal sayıyı rakamların basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazmaya doğal sayıyı çözümleme denir. Bir örnek yapalım. 234.560 sayısını sayıdaki rakamların basamak değerlerini yazarak çözümleyelim. Arkadaşlar birler basamağında 0 var. 0. Onlar basamağında 6 var. 60. Yüzler basamağında 5 var. 100 olduğu için bakın 500 Binler basamağında 4 var 1000 olduğu için 4000 bin. on binler basamağında 3 var 30 bin 100 binler basamağında 2 var 200 bin bunu 200 bin artı 30 bin artı 4000 artı 500 artı 60 şeklinde yazarsak çözümlemiş oluruz veya yazıyla da yazabiliriz 200 binlik artı 3 10 binlik artı 4 binlik artı 500'lük ve 6 onluktan oluştuğu için bu şekilde çözüyoruz. Arkadaşlar basamaktaki sayıları, değerlerini yazarak yazmaya çözümleme diyoruz. Örnek yapalım aşağıdaki ifadeler eğer doğruysa doğru, yanlışsa yanlış yapalım. 4 basamaklı en küçük doğal sayı 111 yanlış arkadaşlar. Neden? Bakıyoruz 1 2 3 basamaklı bu. 4 basamaklında en küçük doğal sayı ne olur arkadaşlar? 4 basamaklı en küçük doğal sayımız 1000'dir arkadaşlar. 5 basamaklı en büyük doğal sayı 99999'dur. Doğru arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 basamaklı bir sayı. 6 basamaklı en küçük doğal sayı 100000'dir. Bakıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 basamaklı en küçük doğal sayı 100000 doğru. 5 basamaklı en küçük doğal sayı 10 bindir. Bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı. Doğru. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sayı değeri. Arkadaşlar sayı değeri rakamların bulunduğu basamaklara bağlı kalmadan gösterdikleri kendi değerlerine sayı değeri denir. Basamak değeri ise bir, bir sayıdaki her rakamın sayı değeri ile bulunduğu basamağın çarpımı basamak değerini verir. Örnek yapacak olursak arkadaşlar. Mesela 25185 sayısında sayı değerleri baktığımızda arkadaşlar birler basamağındaki sayı değeri ve basamak değeri 5. Onlar basamağındaki sayı değeri 8 iken basamak değeri onla çarpımı 80. Yüzler basamağındaki 1'in sayı değeri 1 iken basamak değeri 1 çarpı 100, 100. Binler basamağındaki 5'in sayı değeri 5 iken basamak değeri 5 çarpı 1000, 5000. 10 binler basamağındaki 2'nin Sayı değeri 2 iken basamak değeri 2 çarpı 10.000 bin, bin topladığımızda 25.185 bir sayının değeriyle basamak değeri birbirinin aynısıdır unutmuyoruz. Kısa yönden yapacak olursak bir sayının basamak değerini sorduklarında direkt sayının kendisini söyleyebiliriz. Fakat sayı değeri sorulduğunda sayının basamaktaki kendi değeridir. Direkt bir sayının birler basamağındaki rakamın sayı değeriyle basamak birini eşittir. Sıfır rakamı hangi basamakta olursa olsun basamak değeri de sıfırdır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Ve, e, bin sayısının basamak tablosunu yapalım. Arkadaşlar birliklerde sıfır, onluklarda sıfır, yüzlüklerde sıfır, binliklerde bin var. Basamak değerinde bin, sıfır, sıfır, sıfır. Bin sayısı bir tane binlikten oluşmakta. 3129'un yapalım hemen. Arkadaşlar birler basamağında 9 basamak değeri 9, onlar basamağında 2 basamak değeri 20, yüzler basamağında 100 basamak değeri 100, binler basamağında 3 basamak değeri 3000. 3129 sayısı 3 tane binlikten, 1 tane yüzlükten, 2 tane onluktan ve 9 tane birlikten oluşmakta. E, 52446 sayısının basamak tablosunu yapalım. Birler basamağında 6 tane, 6, 4 tane 40. 4 tane yüzler basamağında var. Basamak değeri 400. 2 tane 2000, 5 tane 5000. 52446 sayısının 5 tane binlikten, 2 tane 5 tane 10 binlikten, 2 tane binlikten, 4 tane yüzlükten, 4 tane onluktan ve 6 tane birlikten oluşmakta. Şimdi hemen 428760 sayısının basamak tablosunu bakalım arkadaşlar. 0 tane birlik 0, basamak değeri 6 tane onluk 60, 7 tane yüzlük 700, 8 tane binlik 8000, 2 tane 10 binlik 20000, 4 tane 100 binlik 400000. 428.760 sayısı, 4 tane 100 binlik, 2 tane 10 binlik, 8 tane binlik, 7 tane 100'lükten, 6 tane 10'luktan ve 0 tane birlikten oluşmakta. Bölüklere ayıralım. Arkadaşlar bölüklere ayırırken soldan sağa üçer üçer ayırıyoruz. 1, 2, 3 ve buna birler bölüğü. Sonraki kısma ise binler bölüğü diyoruz. Sayımız yine aynı şekilde birler basamağında 0 tane var basamak değeri 0, 6 tane onluk var basamak değeri 67 tane yüzlük var 708 tane binlik var 8000 bin. 2 tane 10 binlik var 20.000. bin 4 tane 100 binlik var 400 bin sayıları kolay okuyabilmek için soldan sağa doğru üçer sayıda bir bölüklere ayırırız arkadaşlar kolay okumak için yine bölüklere ayıralım arkadaşlar sayıyoruz 3 tane. Bu bölük birler bölüğü, diğer üçlü grup ise binler bölüğü. Bakıyoruz birler basamağında 6 tane birlik 6 0 olduğu zaman basamak değeri her zaman sıfırdı. 1 tane olduğu zaman 100, 3 tane olduğu zaman 3000, 4, 5 tane olduğu zaman 40 bin, 5 tane olduğu zaman ise 500 bin olur arkadaşlar. Yine bölüklere ayrıl, ayrılmış basamak değerlerine göre soru işaretli e, rakamları bulunuz diyor arkadaşlar bakıyorum birlikte soru işaretine basamak değerine baktığım zaman 8 s soru işareti yerine 8 700 o halde soru işaretinin yanına 7 gelmeli ve 80 ise buradaki sayımız kaç olmalı 8 olmalı soru işaretinin yerine gelen rakamları bulduk arkadaşlar sayımız 187.758 şeklinde okuruz. Yine soru işareti gelen yerleri bulalım. Bakıyoruz birler basamağında 4 var. 4. Yine 10 binler basamağında 80 bin varsa burası 8. 800 bin varsa burası 8 olmalı. Hemen soru işareti gelen yere bakalım. 3, 6, yüzler basamağında 5 varsa burası ne olacak arkadaşlar? 500 basamak değeri. Burası 3000 ise soru işareti gelen yerde 3 olacak. 100 binler basamağında olmadığı için 0 yazıyoruz. Evet sayımız okunuşunu söyleyelim. Arkadaşlar üçer üçer ayırıyorduk. Hemen okuduğumuz zaman 879 bin binler bölümünde olduğu için 879 bin 110 2 879.112 şeklinde yine aynı şekilde arkadaşlar 3'e ayırıyorduk 100 bin 100 bin bakıyoruz 5 sayımız 100.005 bin 5 devam ediyoruz. Sıralama arkadaşlar, sayıları büyük veya küçük olarak sıralamak için basamak değerlerine bakmamız gerekecektir. Sırasıyla ilk önce yüz binler basamağına, on binler, binler, yüzler, onlar ve en son birler basamağına bakılarak sayılar sıralanır. Örnek yapalım. Arkadaşlar baktığımızda ilk önce hangi hangi basamaklarına bakıyoruz? En büyük binler basamağı olduğu için binler basamağına bakıyoruz. Sıralayalım. Bu 8, bu 3. 8, 3'ten büyüktür. O halde ne olur arkadaşlar? 8750 büyüktür. 3210'dan. Neyine baktık? Binler basamağındaki sayılara, büyüğüne, küçüğüne baktığımızda hemen sayımızda sıralamış oluruz. Şimdi arkadaşlar, 10 binler basamağındakiler eşit. Binler basamağındakiler eşit. Sırasıyla bakıyorduk. 10 binler, binler. Şimdi yüzler basamağındakilere bakıyoruz. 7 büyük. O halde ne olur? 36.709 büyüktür. 36.541'den olur. Sırasıyla en büyük basamaktakilere bakıyoruz. Eşitse bir sonrakine, eşitse bir sonrakine bakıyoruz. Büyük olana hemen işareti koyuyoruz. İlk önce yüz binler basamağında bakıyoruz. 5, 5. 10 binler basamağı 6, 6. Binler basamağı 4, Baktığımızda arkadaşlar yüzler basamağı 0, 3. Hangisi büyük? 3. O halde sayımızda hangisi büyük olur? 56.564.320. E, 564.089'dan daha büyüktür. Bakıyoruz 5 basamaklı. 5 basamaklı. 5 basamaklı sayı. Evet. 3, 3, 3 eşit. 4, 4, 4 eşit. Bakıyoruz 5. 3 2. O halde en büyük sayımız ne olur arkadaşlar? Bu. Sonra bu en küçük sayımız da bu olur. Hemen arkadaşlar bakıyoruz. 6 basamaklı, 6 basamaklı, 5 basamaklı. Bunun 6. basamağında 0 vardı. Baktığımızda arkadaşlar burada 1 var, 2 var ve 0 var. Ne olacaktır? En büyük 2 olduğu için 233.177, 122.980'den büyük, o da neyden büyük? 55.444'ten büyüktür. Arkadaşlar devam edelim. Altışar basamaklı 6, 6, 6 eşit, 7, 7, 7 eşit. Bakıyoruz sırasıyla. 7, 7, 7 eşit, 5, 5, 5 eşit, 6, 6, 6 eşit. Sonra bakıyoruz. 0, 1, 2. O halde en büyük bu. Sonra bu. Sayıları da bu şekilde ne yapabiliriz? Yapabiliriz arkadaşlar. Bakın en büyük birler basamağı olduğu için en büyük, küçük, en küçük şeklinde sıralıyoruz. Arkadaşlar Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.